AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Dinleyelim. Hazırlık anlamında burada teşkilatlarımızın davet edilerek bu istişareleri sürdürme şeklindeki çalışmamız devam ediyor. Bu noktada teşkilatlarımız il il davet edilerek hem vatandaşlarımızın çeşitli uygulamalar, çeşitli politikalar konusundaki o illerdeki değerlendirmeleri teşkilatlarımız vasıtasıyla masaya yatırılmış oluyor. Vatandaşımızın hangi konudaki talepleri var, hangi konuda değerlendirmeleri var, bunlar kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Bunun yanı sıra da teşkilatlarımızın önümüzdeki seçimlere hazırlıklar anlamında ne şekildeki hazırlıklar yaptıkları, burada eksik görülen varsa onların tamamlanması ve bu seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkması için her boyutuyla bütün bu çalışmalar değerlendirilmiş oluyor. Bugün halen Sayın Cumhurbaşkanımızın illerle istişaresi devam ediyor. Bugün de 4 ille bu istişare tamamlanmış olacak bugünle birlikte. Şimdiye kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon'la birlikte bugün bütün bu çalışma buraya kadar tamamlanmış olacak. Aynı şekilde Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın takdirlerine bağlı olarak diğer illerle de önümüzdeki günlerde bu çalışmalar devam edilecek. Teşkilat Başkanlığımız arkadaşlarımızı Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın takvimine göre buraya davet ediyorlar ve burada derinlemesine bir istişare gerçekleşiyor. Şimdiye kadar arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler neticesinde teşkilatlarımızın güçlü bir şekilde seçimlere hazırlandığı ve bu seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkması için illerde Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde çalışmalarını, temaslarını sürdürdüklerini değerlendiriyoruz. Tabii genel seçimlerden sonra bu yerel seçimlerle birlikte bütün bu başarıların tamamlanması, taçlanması bakımından bunu son derece önemli görüyoruz. Türkiye'nin bu seçimden sonra da çok önemli gündemleri olacak. Bütün o gündemlere bu büyük başarıya imza atmış olarak devam ediyoruz. Bunun yanı sıra bütün bu yoğunluğun içerisinde tabii Cumhurbaşkanımızın dış siyasetle ilgili en önemli gündem maddesi Gazze'dir. Gazze ile ilgili temaslarını sürdürüyor. Zaten yaptığı temasları sizle paylaşıyoruz. O temaslar çerçevesinde Gazze'deki bu insanlık dışı durumun sona ermesi, iki devletli çözüme giden yolun açılması, aynı zamanda da Gazze'de bu soykırıma imza atanların, bu soykırımı gerçekleştirenlerin cezalandırılması yönündeki siyasi iradesini devam ettirerek uluslararası düzeydeki temaslarına devam ediyor. Şimdiye kadar da görüldüğü gibi Cumhurbaşkanımızın aldığı bu inisiyatif çerçevesinde bütün bu görüştüğü devlet başkanlarıyla yakın istişaresi devam edecek ve Gazze'deki bu insanlık dışı durumun sona erdirilmesi ve sorumluların cezalandırılması yönündeki diplomasi devam edecek. Aynı şekilde de tabii esas olan bütün bu insanlık dışı durum sona erdikten sonra iki devletli çözüme giden yolun açılması şeklinde olacak. İç siyasetle ilgili olarak da Cumhurbaşkanımız deprem illeriyle ilgili çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorlar. Cumartesi günü de depreme hazırlıkla ilgili biliyorsunuz bir toplantı gerçekleşecek İstanbul'da. Dolayısıyla bu istişarelerle birlikte uluslu dış politikada ve iç politikadaki bu gündem maddeleri takip edilmeye devam edilecek. Bugün itibariyle bu saydığım iller tamamlanmış olacak. Son ile yaklaştık. Son ille de görüşmeler yapıldıktan sonra bugünkü mesaisi genel merkezimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın sona ermiş olacak. Daha sonraki aşamalarda ben sizi bilgilendireceğim. Efendim aday... Başkanı...
Aday açıklanmasına yönelik bir tarih belli mi? Sayın Cumhurbaşkanı Aralık ayının sonuna doğru demişti, son haftası demişti. Takvim belli mi? Ankara İstanbul adaylarını özellikle ne zaman öğrenecek kamuoyu? Tabii şu telaffuz edilmiş. Evet, ay sonu itibariyle söylenmişti ama biraz esneyebilir bu. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor. Teşkilatlarımızın gelmesiyle birlikte bu istişareleri yapıyoruz. Dolayısıyla takvimde bir esneme olabilir. Zaten vaktimiz var, acelemiz yok. Burada önemli olan seçimlere rahat bir şekilde hazırlanabilecek şekilde bütün bu istişarelerin en derin istişare anlamında yapılması. Şimdiye kadar biliyorsunuz arkadaşlar, illerde çeşitli ilçelerle ilgili de olmak üzere temayüller yapıldı. O temayüllerden sonra şimdi bu genel merkezde daha derin bir istişare gerçekleştirilerek bütün bu seçime hazırlık, vatandaşlarımızın değerlendirmeleri, vatandaşlarımızın ilettiği talepler, istekler bu genel merkezimizde bu şekilde değerlendirilmiş, not alınmış oluyor. Dolayısıyla biraz vaktimiz var. Biraz küçük bir revizyon yapabiliriz açıklama ile ilgili. Biz bir yandan da tabii ki biliyorsunuz her seçimde seçim beyannamesi hazırlıyoruz. Seçim beyannamesi ile ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra bir seçimde yaptığımız bütün faaliyetlerle ilgili farklı birimlerimiz kendi üzerine düşen faaliyetleri hazırlıkları yapmaya devam ediyor. Siz çok sık Cumhur İttifakı vurgusu yaptınız efendim konuşmanızda. MHP ile de yarın 13. işbirliği görüşmesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda hangi illerde MHP'nin belediye başkanı adayı çıkacağı sayısı netleşti mi? Ayrıca hem Büyük Birlik Partisi'nden hem Hüdapar'dan bütün seçim bölgelerinde seçime girecek şekilde teşkilatlarının hazır olunması yönünde liderlerden sinyaller, mesajlar gelmeye başladı. Cumhur İttifakı ölçeğinde işbirliği arayışı ne durumda efendim? Netleşen bazı rakamlar, iller var mıdır? Şimdi tabii iki Cumhur İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla oluşmuş heyetler arası görüşme verimli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız gerçekten çok yoğun bir emekle ve tam bir işbirliği içerisinde bunu gerçekleştiriyor. Bu bahsettiğiniz illerle ilgili bu müzakereler sona erip liderler son kararı verdikten sonra bu zaten açıklanacaktır. Nihayetinde bütün bu komisyonlar çalışmalarını yapıyor. En son liderlere arz edilecek ve o şekilde gidecek. Zaman zaman hani bir takım yansıyor haberler. Şurada sorun var, burada sorun var gibisinden. Bunlar müzakerenin doğasıyla ilgili şeyler. Geçen gün Sayın Devlet Bahçeli de açıkladı. AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur. Dolayısıyla bu gayet verimli, karşılıklı anlayış içerisinde sorun alanlarını giderip işbirliği alanını büyütecek şekilde yapılıyor. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleriyle ilgili olarak da Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz o liderlerle görüştü. Orada tabii ortaya çıkan sonuçlar var. O sonuçlar çerçevesinde buradaki genel merkezimiz o sonuçları değerlendiriyor. Onlar da yakın zaman içerisinde şekillenecektir. Dolayısıyla burada Cumhur İttifakı açısından bir sorun yoktur. AK Parti ile MHP arasındaki görüşmeyi yürüten iki heyet de son derece deneyimli arkadaşlarımız. Cumhur İttifakı'nın ilkelerini, ruhunu koruyacak, başarısını gözetecek şekilde bu çalışmaları yapıyorlar. Bizim açımızdan bu alanda herhangi bir sorun yok. Gayet verimli bir işbirliği devam ediyor. Yarınki görüşme mi efendim? Son görüşme. Tabii şeyi bilemiyorum. Yani heyetlerin şimdi görüşme takviminde kaç tane konuları kaldı. Çünkü bunun bir sınırı yok. Yani önemli olan zaten hani yavaş yavaş da şeye doğru geliyoruz, sona doğru geliyoruz. Ama tabii konu kalırsa bir kere daha görüşelim, netleştirelim derse devam edebilir. Ama konular tamamlanırsa biter. Yani orada bir katı bir tutum söz konusu değil. Büyük şehirlerde olacağını biliyoruz. Diğer ilde, 51 ilde ittifak görecek miyiz? Evet, şöyle yapalım. Müzakere heyetinin yaptığı çalışmaya saygı gösterelim. Müzakereler tamamlansın. Liderler son kararı versin. Onu ayrıntılı bir şekilde açıklarız arkadaşlar size. Efendim benim de bir sorum olacak. Buyurunuz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e dönük ya aklını başına alacak ya da aklını başına getireceğiz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii CHP Genel Başkanı'nın Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e dönük ifadeleri gerçekten kınanacak ifadeler. Yani kendisinin CHP Genel Başkanı olarak ne kimseye akıl verecek bir hali var ne de kimsenin aklını başına getirecek bir tutumu olması gerekir. Son derece yakışıksız. Yani CHP değil hiçbir siyasi partinin genel başkanına yakışmayacak,
bir değerlendirme biçimi bu. Bir kere üslup olarak yanlış olduğu gibi bu hani sokak ağzı bile demeyeceğimiz bir üslupla bunu şey yapıyor. Tabii üzücü olan şudur. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti. Demokrasi hayatımızda uzun zamandır, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri var olan bir parti. Kendileri bundan bahsederken Cumhuriyet'le özdeşlik kurarlar, bahsederler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üslubun bu noktaya gelmiş olması aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren vatandaşlarımızı da rahatsız eden, inciten bir durum. Yani böyle bir üslup olmaz. Bahsedilen konu ne peki? Yani bu açıklamayı yapmalarına sebep olan konu ne? Biliyorsunuz işte haberlerde verilirken teğmenler arası tartışma diye bir konudan bahsedilerek veriliyor. Şimdi bir kere şunu belirtmek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. Atatürk'ün hatırasına saygıdan asla taviz verilmez. Buna karşı bir durum olursa bu derhal cezalandırılır. Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bu esastır. Atatürk Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ebedi başkomutanıdır. Tabii eğer istenmeyen bir durum olmuşsa, beğenilmeyen bir durum olmuşsa da buna herhangi bir teğmenin kendiliğinden müdahale etmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Emir komuta zinciri içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelenekleri, hukuk kuralları içerisinde bir takım emre itaatsizlik ya da yanlış bir konu varsa bunun nasıl düzeltileceği, hangi işlemlerden geçeceği bellidir. Dolayısıyla ne Atatürk'e saygısızlığa müsaade edilir ne de herhangi bir şekilde biz buna müdahale ediyoruz diye bir disiplinsizlik ortaya çıkmasına müsaade edilir. Silahlı kuvvetlerin gelenekleri belli ki yazılımının esası disiplindir. Türk Silahlı Kuvvetleri dünya orduları içerisinde disipliniyle övülen ve bunu da hak eden bir ordudur. Dolayısıyla orada emir komuta zincirinin dışına çıkan, disiplinsizlik anlamına gelen, herkesin kendi başına buyruk gibi davranacağı bir şey söz konusu olamaz. Diğer bir konu şu, bir de şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Silahlı kuvvetler içerisinde şu ya da bu tema üzerinden bir takım gruplaşmalar olduğu, bir takım yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir takım oluşumlara girdiği şeklinde. Şimdi arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütün. Ve emir komuta zinciri içerisinde hareket ediyor. Onun dışında hiçbir oluşuma, hiçbir yapıya hiçbir şekilde müsaade edilmez. İyi niyetli yaklaşım nedir? Elinizde bir bilgi varsa, bir belge varsa bunu tutarsınız. Sayın Bakanımızla paylaşırsınız. Sayın Bakanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle bir durumun gelen bu bilgiyi bir siyasi partiden geliyorsa tabii ki değerlendirir. Varsa bir şey üzerine gidilir. Ama bunun dışında biz ya aklınızı başınıza alın ya da aklınızı başınıza getiririz gibisinden böyle bir üslup yakışıksız bir üsluptur. Bu üslup sadece sahibinin alnına yazılır. Başka kimse de bu üslubu ciddiye almaz. Medeni bir şekilde, medeni bir üslupla söyleyeceği bir şey varsa bunu söyler ki Savunma Bakanımız Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komuta etmiş, Genelkurmay Başkanlığı yapmış, ta çekirdekten yetişmiş ve bugün de Savunma Bakanı olarak bu görevleri başarıyla icra eden bir bakanımızdır. Dolayısıyla CHP Genel Başkanı'nın anlamadığı konularda konuşmaması gerekir. Tekrardan kendilerini zaman zaman bu vesayet zamanlarından kalma şekilde memleketin sahibi, herkese emir ve talimat verecek konumda görüyorlar. Onlar önce parti içi meselelerini halletsinler, sonra diğer konulardaki üsluplarını düzeltmeye baksınlar. Efendim, başka bir konu var mı? Muhalefette yine Ekrem İmamoğlu merkezi bir tartışma. Ekrem İmamoğlu'nun diğer siyasi partilerin iç işlerine müdahale olduğu belirtiliyor. Hatta bu noktada Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde yaptığı savaşsa savaşa varım açıklamasında buna cevaben yaptığı belirtiliyor. Siz bu konuda ne söylersiniz? Tabii İYİ Parti ile CHP arasındaki tartışma Türk siyasi tarihi açısından ibretlik bir tartışma. Yani daha birkaç ay evvel Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlardı. Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı, hatta Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği isimlerle bugün içine düştüğü durum karşılıklı olarak ya da onların Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kendilerini öneren Sayın Akşener'e karşı kullandıkları üslup gerçekten ibretlik bir üslup. Biz o zaman da söylemiştik. O altılı masa, yedili masa bu kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir üslupla memleket yönetilmez demiştik. Siyasi parti de yönetilmez. Dolayısıyla o masanın ne kadar işlevsiz bir masa olduğu ortaya çıktı.
Şimdi tabii bir siyasi parti diyor ki bizim Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak önerdiğimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanı olan isimler bizim partimizin iç işlerine karışıyor diyor. Maalesef İstanbul Belediye Başkanı İstanbul'a hizmet dışında her şeyle anılıyor. Bir tek İstanbul'a hizmetle anılıyor. Bugün gelinen daha düne kadar sandık sonuçları ortaya çıkmadan bile çıkıp seçim sonuçlarını ilan ediyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan edip kendilerini Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan ediyorlardı. Gençlere seçimi kazandık diye video çekip sosyal medyada yayınlıyorlardı. Dolayısıyla böyle bir siyasetsizlik, böyle bir politikasızlık onların kendini bağlar. Ama sonuçta dediğim gibi artık bu millete saygısızlık aşamasına gelmiştir bu düzeyde olması. Daha 5 ay evvel milletin önüne çıkıp topluca poz veriyordunuz. Bugün gelinen noktadaysa en ağır ifadelerle bu süreç yürütülüyor. Dolayısıyla bir belediye başkanının belediye başkanlığı dışındaki her işle bu kadar anılması, bir tek İstanbul'a hizmetle anılmaması da enteresan bir süreç olarak takip edilmesi gereken bir durum ortaya çıkarıyor. Sonuç olarak arkadaşlar, siyaset millete yaslanarak yapılır, milletin desteğiyle yapılır ve millet için yapılır. Dolayısıyla demokratik bir tutum olmadan, sadece gibi yaparak, sadece bir takım imajları bir araya getirerek ortaya çıkacak siyasi tablo, işte bu bahsettiğim siyasi tablodur. Konuşulan şey nedir? Bütün bu siyasi partilerin nasıl yönetildiği değil, nasıl yönetilemediğinin ibretlik bir durumudur. Bir siyasi, bırakın siz siyasi partileri bir araya getirerek bir ittifak kurmalarını, kendi partilerin içindeki tartışmaları toparlayamayan bir siyasi aşamaya gelmişlerdir. Bu da gerçekten siyasetin nasıl yapılmaması gerektiğine dair, siyasetin ne olmaması gerektiğine dair ibretlik bir durum olarak kayda geçmiştir. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar.